Herkese merhabalar. Sizlerden çok değerli yorumlar geldi. Hocam, Ramazan'da nasıl ders çalışmalıyız? İftara kadar uyuyalım mı? Sahura kadar ders mi çalışalım? Bunlarla alakalı çok güzel yorumlar geldi. Bizler de sizlere mükemmel bir program hazırladık. Birinci alternatifimiz var, ikinci alternatifimiz var. Davulumuzu da aldık ve sizlerle birlikte bugün Ramazan'da nasıl ders çalışabiliriz? Hangisi bizim için daha verimli olur? Bunu öğreneceğiz. Hadi gelin videomuz başlasın. Arkadaşlar eğer oruç tutmuyorsanız zaten normal çalışma programımıza devam etmeniz lazım. Her hafta mutlaka en az 2-3 tane deneme çözüp hatalarınızı pekiştirip bol bol ders çalışmanız gerekiyor. Ancak eğer oruç tutuyorsanız bazı arkadaşlar yorumlar gelmiş. Mesela demiş ki Beyza Ramazan ayına girdik. Çoğu öğrenci oruç Peki ya biz sahurdan önce mi yoksa iftardan sonra mı çalışmalıyız? Bunun için arkadaşlar sizlere çok güzel iki tane alternatif program hazırladık. Birinde sahura kadar çalışıyorsunuz. Bakın saat 3.30'a kadar çalışıyorsunuz. Diğerinde ise saat 12'ye kadar çalışıp sahura kadar uyuyorsunuz. Bu ikisini birazdan sizlere göstereceğim neler yapacağınızı. Ya da hangi saat test çözüp hangi saat konu anlatımı yapmalıyız? Bunu sormuşlar. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim ki eğer oruç tutuyorsanız kendinize bir çalışma saati belirleyeceksiniz. Yani saat 21'de mutlaka dersin başına olmanız lazım. Şöyle düşünün. İftar demek Arapça'da kahvaltı demek. Yani esasında iftar saatinde kahvaltı gibi yememiz gerekiyor. Ama biz tabii bütün gün aç durduğumuz için ve o, o iftar sofrasında da annelerimiz çok güzel şeyler hazırladığı için bir anda her şeye tabii ki dalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben de gerçekten iftarda az yiyeceğim diyorum ama genellikle masayı temizleyen kişi ben oluyorum. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. İftar saatinden sonra genellikle Türkiye'de iftar 7 ile 7.30 8 arasında okunuyor. Şehrimize göre değişir. Kars'a daha erken okunuyor. Çanakkale'de daha geç okunuyor. Ama sonuç olarak herkes saat 20 gibi dersin başında olabilir. Ama dediğim gibi kahvaltıdan sonra dersin başına olmak ile ağır bir yemekten sonra dersin başında olmak zor oluyor. O yüzden iftar saatinde yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Burada şu çok önemli. Şimdi programlarımızı göstermek istiyorum. Eğer... Saat 16 eve döndüğünüzü düşünelim. Okuldan, kursan, herhangi bir yerden eve döndüğünüzü düşünelim. Burada yapmanız gereken şey şu. Eğer İftarla sahur arası çalışacaksanız zaten okuldan döndüğünüzde yorgun olacağınız için bence direkt yatın arkadaşlar, dinlenin. Yani saat 18'e kadar, iftar saatine kadar uyuyorsunuz. Esasında ikindi vakti uyumak iyi değil ama hani siz öğrencisiniz, yoruldunuz, iftara kadar uyuyorsunuz. Ezan okunuyor, hemen kalktınız, yüzünüzü yıkadınız, iftarınızı yaptınız. Zaten kahvaltı demekti iftar. Kahvaltı yiyecek gibi güzel yiyin. Tabii ki acıktığınız için bol bol yiyeceksiniz ama dikkat edin yani böyle çok abartılı yemeyin. Çünkü bu sefer masanın başında olduğunuz zaman yeniden uykunuz gelir. Dolayısıyla 21'de masa başında olun. 21'den 3 olsa e kadar bakın 21, 22, 23, 24, 4 saat buradan geldim. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 neredeyse 5-6 saat çalışma şansınız oluyor. Burada çalışın. Sonrasında sonrasında sahur yapıyorsunuz. Ardından sahurdan sonra da okula kadar uyuyorsunuz. Bazı arkadaşlar öğlenci olduğu için yani öğleden sonra okula gittiği için onların daha fazla uyuma vakti oluyor. Ama bazı arkadaşlar sabahçıysa burada sıkıntı yaşayabilirler. Bu durumda biraz daha Erken yatabilirler, sahurdan önce sahuru erken yapıp yatabilirler. Geliyoruz ikinci alternatifimize. Burada eve geldiniz yine 16-17 arası biraz dinlenirsiniz, ama sonrasında 17'den 18-15'e kadar yani iftara kadar çalışabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlardan şöyle yorumlar geliyor, hocam açken biz biz değiliz, açken çok zor durumda oluyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, açken sen sensin. Yani açken esasında böyle ders çalışamam, ölüyorum ben, bittim demenize hiç gerek yok. Esasında insanın tokken çok ağır yeme yediğinde uykusu gelir. Açken kan mideye gitmek yerine yani mideyi toparlamak yerine beyne gider. Mide zaten boş oraya yardım etmeme gerek yok. Bari beyne yardımcı olabilirler. Dolayısıyla açken verimlilik artar. Zihinsel fonksiyonlar artar ve esasında eğer buna inanırsanız enerjiniz daha yüksek olur. İnsan yemek yediğinde ağırlık çöker esasında. Dolayısıyla açken ders çalışamıyorum demenize gerek yok. Eğer açken ders çalışabileceğinize inanırsanız gerçekten iftara kadar da güzel güzel ders çalışabilirsiniz. İftarda güzel güzel de. yemeğinizi yedikten sonra iftardan sonra da çalışır. Saat 12'de uyuyabilirsiniz. Ben sabahleyin okula giden öğrencilere bu programı öneriyorum. Yani iftardan önce biraz çalışıyoruz. Sonra iftarımızı yapıyoruz. İftardan sonra da çalışıyoruz. Ardından da uyuyoruz arkadaşlar. Hatta şu da çok önemli. Erken yattığımız için yani mesela 12'de değil de 11'de yattıysanız, 10'da yattıysanız sahurdan sonra da okula kadar çalışmak inanılmaz verimli olur. Neden? Çünkü sahurunuzu yapmışsınız, enerjinizi depolamışsınız. Sabahleyin de insanın beyninin en iyi çalıştığı anlar o esnalarda çalışmakta gerçekten size çok verimli olacaktır. Burada temel mantık şu. Uyuyup uyandığımızda çalıştığımız dersler ağır konular olmalı. Yani matematik, fen gibi dersleri uyuyup uyandıktan sonra çalışın. Mesela burada hani ilk programımız vardı ya. Burada uyudunuz, masa başında oldunuz ya. İşte burada... Masa başında olduğunuzda daha ...zorlayıcı derslerden başlayabilirsiniz. Zamanla mintoş kolay derslere geçersiniz. Yani sahura doğru artık yorulmaya başladığınızda kolay derslere geçin. Yine aynı şekilde burada da... ...iftardan önce mintoş derslerden çalışın. İşte iftardan sonra yine mintoş dersler. Ama sahurdan sonra yaptığınız çalışmada... ...ağır dersler, zorlayıcı yeni nesil matematik sorularına... ...bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi, dolayısıyla açken ben çalışamıyorum diye endişelenmenize hiç gerek yok. Arkadaşlarınızla çalışma grupları oluşturabilirsiniz. Abi ne yaptın iftardan sonra ne çalışıyoruz sahura kadar ne çalışıyoruz diye karşılıklı mesajlaşabilirsiniz. Ve bunu tekrar söylüyorum iftarda ne yediğiniz önemli. Şu da çok önemli arkadaşlar yaptığınız çalışma programlarında mutlaka erken saatlerde hani zor derslere çalışın dedim ya zor dersler yerine deneme de çözebilirsiniz. Yani iftara kadar İftara kadar çalıştınız, iftardan sonra da çalıştınız, sahura kadar uyudunuz, sahurdan sonra bir deneme patlatabilirsiniz. Çünkü en verimli saatiniz bu. Uyuduktan sonra kahvaltı yapıp dersin başına oturduğunuz saat en verimlisi bu. Burada bir deneme patlatabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada da iftara kadar uyudunuz, İftardan sonra masa başında oldunuz ya işte burada da yine bir deneme çözebilirsiniz. Sonra da denemede yaptığınız hatalara göre ilerleyebilirsiniz. Bakın şu çok çok önemli arkadaşlar. Eğer yaptığınız çalışmalara rağmen hala netleriniz istediğiniz gibi yükselmiyorsa çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Beklediğiniz gibi değilse yani yükseliyor ama işte ben 85 nete yükselmek istiyordum. 70 nete yükselebildim diyorsanız yine çalışmaya devam etmelisiniz. Harika gidiyorsa hocam harika gidiyor. Çok iyi netlerim yüksel diyorsanız yine çalışmaya devam etmelisiniz. Çünkü tutarlılık başarının anahtarıdır. Yani ne olursa olsun çalışmaya devam ettiğinizde LGS teslim olacak ve bu işi halledeceksiniz. Zaten LGS soruları da yazılılarda milletim Bakanlığı kazanımlarından hazırlanıyor. Bizler de sizlere mükemmel bir şekilde yazılı kampımız hazırladık. Hem yazılı notlarından hem de yazılı denemelerinden çalıştığınızda yazılardan da yüksek notlar alacaksınız. LGS LGS'ye yönelik de güzel bir çalışma yapmış olacaksınız. Buradaki yazılı denemelerindeki sorular arkadaşlar e, Milletim Bakanlığı'nın örnek senaryolarına göre hazırlandı. milletin Bakanlığı'nın örnek senaryolarında da esasında geçmiş yıllardaki LGS sorularından örnek sorulardan esinlenmişler. Sadece seçenekleri kaldırmışlar. Dolayısıyla buradaki kazanımlara uygun soruları çözmeniz emin olun sadece yazılardan yüz almanızı sağlamayacak. Aynı zamanda LGS'de de soruları yakalamanızı sağlayacak. O zaman yazılı denemeleri, yazılı notları ve yazılı kampıyla ile birlikte en güzel şekilde en yüksek notlar alacağız. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden Allah kabul etsin.